Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül. Maceraya devam ediyoruz. Fizik öğretmeni olarak yolumuz açık olsun diyorum kendi adıma. Sizlere de Allah zihin açıklığı versin. Şu dönemde böyle enteresan bir konuyla yine karşınızdayız. Biraz yine daraltılmış bir şey ama eskisi gibi fena değil. Herkesin sevdiği, yaptığı bir yer bu. Madde ve özelliklere dayanıklılık dendiği zaman hani katılarla ilgili genelde karşımıza geliyor. Yani katılarla ilgili tanımlamalar yapılıyor. Katıların özelliklerinden biri de çekmeye, gerilmeye, kopmaya karşı gösterdikleri direnç tabii ki de. Cismin dış kuvvetlere karşı gösterdiği direnç onun sağlamlığını belirliyor. Hani onun ölçüsü oluyor tabii doğal olarak. Şimdi peki bizi ne şekilde bağlıyor bu olay? Katı maddelerin dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı şekillerini korumaya çalışmasına dayanıklılık diyoruz. Olay buradan giriş yapıyor işte. Tabii ki de dayanıklılık derken bu tanım yanlış anlaşılmasın. Yani biz canlılarla ilgili olarak ya da cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı gösterdikleri dayanıklılıkla alakalı konuşacağız. Zaten buralarda bir yerde onu mutlaka yazmışımdır. Dayanıklılık cisimler için birden fazla niceliğe bağlıdır doğal olarak. Bakalım neymiş onlar? Burada sadece maddelerin kendi ağırlıklarına karşı sahip oldukları dayanıklılıktan bahsedeceğiz. Bizi ilgilendiren bu noktadan sonra sadece ve sadece bu olacak. Sağda solda enteresan sorular çözmeye falan kalkmayın. Şimdi boyut değişiminin kesit alana ve hacme olan etkisi nedir? Mesela şimdi basit anlamda bir küp aldım ben. Kenar uzunluğu A olan. Sonra onu 2A yaptım. Neler değişiyor ona bakalım. Şimdi burada bakın kesit alan tabii ki de doğal olarak kare olacaktır. Ve buradan baktığın zaman mesela işte A kare oluyor. Ben buna mesela S diyeyim. Şimdi hacim dediğinde 3 boyutun çarpımı olduğu için A küp olduğu ve buna da V diyelim mesela hacmen. Şimdi baktığında şurada tabii küpe benzememiş. Dikdörtgenler prizması gibi olmuş ama tabana baktığınız zaman burada 4 a kare görüyoruz. Bu da galiba bizi nereye götürüyor? Eğer buna S dediysek sonuçta bu da 4S oluyor. Bir de bunu yani sonuçta yani 2 a'nın yani kübü olarak yaptığın zaman da 8V şeklinde geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada bunları neden hani böyle anlatıyorum? Dayanıklılıkla alakalı olarak eskiden böyle yani hücre bölünmesine kadar buradan anlatabiliyorduk. Yani bu yüzey alanı ile alakalı olarak işte hücrenin dışarıdan besin almasını hani açıklayabiliyorduk. Hacmi ile alakalı olarak da işte efendim hani tükettiği enerjiyi açıklayabiliyorduk. İstediği enerjiyi alamıyordu falan hücre bölünüyordu. Bunları YouTube'da bulabilirsiniz ama şu andaki güncel müfredatta bu detaylar sonunda daha doğrusu yani hak edene verildi. Biyoloji ile ilgili olarak ben neden anlatayım? Onu zaten biyoloji öğretmeni anlatıyordur. Ama yine de o detayları YouTube'da bulabilirsiniz. Yani dinlemek isterseniz merak ediyorsan. Hani zaten kaşla göz arasında gene anlattım yani. Benim burada demek istediğim şey ne? Yani ölçüyü iki katına çıkardığımız zaman bununla orantılı bir şekilde yani A iken 2A yaptığımızda her boyutu onunla orantılı bir şekilde artırdığımızda kesit alan nasıl değişiyor? Hacim nasıl değişiyor? Onu bir görelim istedim. Yani böyle büyüttük. Yani böyle iki katına çıkardık. Onun kübü şeklinde bir hacimde artış var. Ona dikkat edin. Karesi şeklinde de yani burada da 2A yapınca da karesi şeklinde bir artış oldu. Yani bunlar daha sonra dayanıklılığı açıklarken de bize yardım ediyor. Göreceğiz. Mesela ben şeyin açıklanmasını buna bağlıyorum. İşte canlıların tüm boyutlarını orantılı bir şekilde arttırırsak dayanıklılığı ne olur? Orantılı bir şekilde arttırmak hani A iken 2A yaptım ya. Burada da A iken 2A yaptım. Yükseklikte de A iken 2A yaptım. Her boyutu. Hani buradan şeye bağlanıyordu. İşte King Kong kavramı olur mu? Ya da böyle enteresan dev yaratıklar olur mu? Yani olmuyor arkadaşlar. Çünkü her boyutu orantılı bir şekilde filmlerdeki gibi arttırmaya kalkarsanız dayanıklılık azalıyor. Çünkü bu kesit alanın taşıdığı ağırlık artıyor. Yani böyle bir kavram var. Ona tekrar geliriz, geri döneriz. Şimdi peki yani bunu söyledikten sonra nereye geçeceğim? İşte boyutları iki katına çıkarılan küpün hacmindeki artış, kesit alanındaki artıştan fazla olduğu için birisi hani işte S iken 4S olmuştu ama hacmin oldu V iken 8V oldu. Doğal olarak artıştan fazla olduğu için kübün dayanıklılığı azalır. Dolayısıyla boyutları eşit oranda artırılan cisimlerin dayanıklılığı azalır diyebiliyoruz. Bakın şimdi bunu ben tekrar geri getireyim. Burada çaktırmadan dayanıklılığı size anlatayım. Şimdi bunların aynı madde olduğunu düşünelim. Aynı maddeye orantılı bir şekilde arttırdığımızı düşünelim. Şimdi buradaki ağırlık G ise sen hacmi 8 katına çıkarttığın zaman buradaki ağırlık 8G olur. Peki bu S1'e ne demiştik? S demiştik. Şimdi G ağırlığının S'ye baskı yapmasıyla
8G ağırlığının 4S'ye baskı yapması ne oldu? Bak oran G S'ye düşüyordu. Burada S'ye ne düşüyor? S dersen bunu küçültürsen buraya o zaman 2G olur. Yani sen aynı kesit alana daha fazla yük bindiriyorsun. Bu da işte bir canlıysa eğer eklemlerine, kemiklerine daha fazla yük bindirdiğini, özellikle de ayaklarını düşünürsek, yani yük bindirdiğini söyleyebiliriz. Dayanıklılığı azalıyor diyebiliriz. Evet, bunu söyleyebiliriz. Yani burayı zaten söylemiştik. Dolayısıyla boyutlara eşit oranda artırılan cisimlerin dayanıklılığı azalır. Onun için de öyle King Kong, Bing Kong olmaz diyoruz. Bu noktada insanlar şey zannediyor. Ya o zaman işte bir sürü öyle canlı var. Fili de büyütüyoruz. İşte nasıl oluyor da? Ya arkadaşlar, şimdi doğadaki canlılarla alakalı olarak hani gerçekte olan şey şu. Tamam, fil yavrusu doğduğu andan itibaren büyüyor, güzel güzel gelişiyor ama ayaklarındaki gelişim daha farklı oluyor. O yükü taşıyabilecek şekilde daha farklı gelişiyor. Yani hepsi aynı oranda büyümüyor. O zaman zaten o hayvan yürüyemezdi yani. Sonuç olarak katı cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılığı kesit alanla doğru orantılı, hacimle ağırlık getiriyor çünkü sana ters orantılıdır. Ve dayanıklılığın formülü olarak orantılı olduğu kavram olarak kesit alanı bölü hacim karşımıza geliyor arkadaşlar. İşte bundan soruyoruz kendisini. Şimdi devam edersek bakalım bununla ilgili başka neler gelecek karşımıza. İşte bazı geometrik cisimlerin kesit alanı bölü hacim oranları, küp, prizma, silindir gibi abuk sabuk şeyler karşınıza gelmez arkadaşlar. Kavramı öğrenmeye çalışın. İlk önce dayanıklılığın kesit alanı bölü hacim olduğunu söyleyelim. Evet, baktığımız zaman küpe bakıyoruz işte. Kesit alanını böyle kısaltma olarak yaptım. V'yi de hacimi yani göstersin diye V ile. Kesit alan şu taban oluyor, A kare. Efendim hacim de A küp oluyor. Buradan bir güzel dayanıklılık dediğimiz kavram işte bu oran 1 bölü A oldu. Şimdi prizmaya baktığınız zaman aynı şekilde düzgün cisimler bunlar. Taban alanı yani kesit alanı A çarpı B oldu. Sadece yükseklikle çarptığınız zaman hacmi elde ediyorsunuz. Bunlar gittiğinde yine 1 bölü H oldu. Silindire baktığında işte bu orana bakıyoruz. Dayanıklılığı anlamaya çalışıyoruz. Bunu unutmayın. O zaman pi r kare taban alanı. Ondan sonra da pi r kare H oluyor. Bunlar gittiği zaman 1 bölü H'ye geliyor. Mesela sen de yani işte bu konuyu gördüğün zaman 9. sınıfta, 10. sınıfta nerede gördüysen artık bununla ilgili sorular sorarlardı. İşte yok efendim böyle bir tane silindir var. Ya bunlarla oyalamak istemedim. İşte bir tane daha silindir var. Vay işte bu yani yarıçap olarak R'ymiş, bu 2 R'ymiş, dayanıklılıkları karşılaştır. Yani burada istersen her defasında kesit alan bölü hacimden kendini de bulabilirsin. İstersen 1 bölü H da yapabilirsin. Ama ben hangi kesit alanı, hangi ağırlık düşüyor onu tercih ederim. Burası S olur, burası 4S olur. Yükseklikler aynıysa bu G olur, bu 4G olur. Bak G'ye S düşüyor, 4S'ye de 4G düşüyor. Yine aynı şey oldu yani. Onun için aynı yükseklikteki o düzgün cisimlerin dayanıklılığından bahsedemez. Ha burada şöyle bir şey yapılabilir mi? Böyle tabanı S olup da kalkıp da sen hani üst tarafı genişletmeye kalkarsan tabii ki de bu dayanıklılıkta azalma anlamına gelir. Çünkü aynı kesit alanına yani sen daha fazla yük bindiriyorsun diyebilirsin. Yani burada kesik koninin hacmini ben bilmiyorum, nereden yapacağım bu yorumu deme. Yani bir karşılaştırma sorusu olur. Yani sen silindirin hacmini bulursun. Hani ben şimdi burada formül verdim diye zannedersin ki hep bununla çözülüyor. Kesik koninin yani olayını nereden bileceğiz? Yani ben ne bileyim nereden? Yani bunu sonuçta yani böyle nereden kesildiğine bakaraktan bulunması gerekiyor. Çok komik bir şey. Hani böyle birleştirip hani efendim işte bu kesilen parçanın yüksekliği belli olacak, şu olacak da efendim ona göre. Yok, gerek yok. Yorum sorusu olarak geldiğini düşünürsen mesela bunun aynı yükseklikte olduğunu düşünelim. Şöyle düz çıksaydım aynı şuradaki gibi dayanıklılıkları aynı olurdu. Ama taban alanı aynı kalırken sen burada ona ek malzeme getirirsen onun dayanıklılığını azaltırsın. Ya da tam tersi bakın alt tarafı aynı olsun böyle dümdüz çıkmayayım da sen mesela bu tarafa doğru gittin mesela şöyle bir şey yaptın yüksekliği aynı olacak şekilde. Şunla karşılaştırıyorum. Bunda da dayanıklılık artmıştır. Çünkü buradan ağırlık çalıyorsun sonuçta. Hani böyle şeyler yorum sorusu olarak da karşınıza gelebilir. Yani öyle keşke sorsalar. Keşke bakalım yani sorarlar mı bilmiyorum. Şimdi küre yüzeyinden bahsetmeden olmaz. Yani MEP kitabına baktığımız zaman bununla ilgili olaraktan bilgi var.
Güzel de bir bilgidir. Bu değişik bir bilgidir. Bilinen geometrik cisimler incelendiğinde yüzey alanının hacmi oranı, bak dikkat et, kesit alanı değil bu defa. İşte yine de kendilerini kurtaramıyorlar. Eskiden şey muhabbeti vardı, işte bir kilo küçük patatesten mi çok kabuk çıkar, bir kilo büyük patatesten mi? Yok efendim işte, yani böyle canlılarla alakalı olaraktan bir sürü şeyler konuşuyorduk. Artık yok. Burada sadece küre yüzeyiyle sınırlandırmış. Ne anlatıyorum burada? İşte bunu yani tabii ki de çarpıp bölüp yaparak ancak inanırsın ya da bu cümleyi kabul edersin. Yüzey alanının hacmi oranının en küçük olduğu cisim küredir. Bak dikkat. Çok havalı bir laf. Yüzey alanının hacmi oranının en küçük olduğu cisim küreymiş. Güzel. Tamam. Bu oranın küçük olması ne demek peki? Bu oranın küçük olması birim hacme düşen yüzey alanının küçük olmasıdır. Şimdi bu ne anlama geliyor? Mesela bundan daha önce bahsettim mi herhangi bir yerde bilmiyorum ama yani bu paketleme ile alakalı olarak acayip şekilde güzel bir şey. Şimdi bak ne diyor adam? Birim hacmi düşen yüzey alanı küçükse sen paket yapacağın şeyi az kullanırsın yani. Şimdi ama ben küre şeklinde yani ne bileyim paketler yaparaktan malzemeleri satışa sunacağım, ürünleri rafa dizemem. Onun için ikinci sırada silindir vardır. Silindir seçilir. Mesela konservelerin silindirik olmasının sebebi budur. Adam bilmiyor mu dikdörtgenler prizması şeklinde konserve yapmayı? Yani önemli olan aynı hacmi çevreleyecek olan o yüzey alanını mümkün olduğunca küçük tutmak, maliyeti düşürmek. Küreyi yapamıyor sonuçta. Ne yapıyor? Onun yerine ikinci sıradaki silindiri alıyor. Evet, bunu tekrar edelim. Bu oranın küçük olması dedik. Birim hacmi düşen yüzey alanının küçük olmasıdır. Ya da eşit hacimli kapalı sistemlerden yüzey alanı en küçük olan küreymiş. Yani eşit hacim bak. Aynı şeyi kaplıyoruz, aynı şeyi paketliyoruz. Tabii yüzey alanı en küçük olan küre ama bu günlük hayatta pek de kullanışlı değil. Tamam, devam edeyim bakayım başka nelerim var. Bir de burada böyle hikaye gibi işte o girişte hani bir küp vardı, onun boyutlarını iki katına çıkardık da efendim onun hacmi ne oldu? İşte bak küp kök yasası dediğimiz yani Galile ile alakalı olarak geliyor adam. Yani tarih çok eski ya, acayip eski. Yani dayanıklılıkla ilgili, canlılarla ilgili, bunların hani dayanıklılığı, malzemelerin dayanıklılığı ile ilgili olaraktan ilk hani cümleleri kuran kendisi oluyor. Bak bu yasaya göre katı bir cismin boyutları artırıldığında hacmi boyut artışının kübü kadar artmaktadır. A 2A diyorsun ya, bak iki katına çıkardım. Bunun kübü ne oluyor? İşte 8 katına oluyor. Buna V diyorduk, buna 8V diyorduk ya. Adam bunu bulmuş. Hani bunu küpte, ya şimdi diyeceksin ki ne var? Ben de çarparım onu. Ya o dönemde bunları konuşmak bile günah sayılıyor. Yani böyle abuk sabuk konuşuyorsun sen, senin içine şeytan kaçmış, gel çıkaralım deniyor yani öyle bir zamanda. Yani kendisi gerçi kralın arkadaşı olduğu için koruması var ama çok sıkıntılı dönemler yaşadığını da biliyoruz. Şimdi katı bir cismin dayanıklılığı boyut değiştirme oranıyla tabii ki de ters orantılıdır. Hani bunu büyüttüğümüz zaman yani sonuçta A iken 2A yaptın ya, yani burada nedir? 1 bölü H iken burada 1 bölü 2H olacak. Ya da 1 bölü A iken 1 bölü 2A olacak, sıkıntı çıkacak, ters orantı olması doğru. Yüksekliğe bakarak söylemiştik. Şimdi buradan yola çıkarak da o zamanlarda zaten adamın çizimleri falan var. Adam derken Galile tabii. Bu inceleme günümüzde cisimlerin yük altındaki davranışını inceleyen mukavemet. Yani bunu inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ya da buna benzer mühendislikler okuduğunuz zaman görebilirsiniz. Yani cisimlerin dayanımı gibi bir düşünebilirsiniz. Yani strength diye bir ders var. Onun bir Türkçe midir artık bilmiyorum, mukavemet göstermek yani dayanmak anlamında. Yani böyle bir ders var arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Yani sen köprü yapıyorsun, sen bina yapıyorsun, kullanacağın demirin kalınlığı, yaptığın o beton kolonların kalınlığı buna göre hesaplanıyor. Yani bu artık yani gerçekten de bir çalışma alanı. İşte bu mukavemet biliminin temelini oluşturmuştur dayanıklılıkla ilgili Galile'nin söyledikleri. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sıra tabii ki de ne geldi? Adezyon, koezyon onlara geldi. Görüşmek üzere.